34 Bolu, Hatay, Niğde 312, 34 Bolu. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bugün maalesef bir eğitimcimizin daha bir velinin evladının şiddetine maruz kalması ile ilgili bir süreci yaşıyoruz. Kütahya'da Emniyet Müdürlüğü önündeyiz. Tercih danışmanlığı yapılan bir süreçteyiz. Çocuklarımız LGS sınavına girdiler. Tercih danışmanlığını okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz yapıyorlar. Bu sırada okula gelen bir öğrencinin ağabeyi tarafından müdür yardımcımıza bir şiddet olayı gerçekleşmiş. Tam sol kolundan, kalbinin hizasında iki bıçak darbesiyle arkadaşımız yaralanmış. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Rabbim korumuş. Belki de doğrudan kalbe de isabet edebilecek bir bıçak darbesini arkadaşımız böylelikle savuşturmuş. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Toplumdaki bu şiddet olayları bizi, eğitim çalışanlarını, çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız bu şiddet olayları ciddi manada üzüyor. Bütün eğitimcilerimiz büyük bir tedirginliğin içerisinde. Tam da meslek kanununun Türkiye Meclisi'nde komisyonlarda görüşüldüğü bir sırada. Yıllardır bahsettiğimiz okullarda emniyet görevlilerinin mutlaka görev alması gerektiği, güvenlik görevlilerinin mutlaka görev alması gerektiği ile ilgili ve eğitimcilerin hizmetlerini yaptıkları sürede maruz kaldıkları şiddetle ilgili hukuki bazı yaptırımların, daha ciddi bir yaptırımın olması ile ilgili taleplerimizi ifade ettiğimiz bir dönemde yine böyle bir hadiseyle karşılaşmak bizi ciddi manada üzmüştür, tedirgin etmiştir. Arkadaşımız şu anda ifadesini veriyor, müdür yardımcısı arkadaşımız. Biz eğitim bir sen olarak bu olayın, bundan önceki olayların takipçisi olduğumuz gibi takipçisiyiz. Bizim mevzuatımıza göre bir öğrencinin anne ya da babası ya da yasal yoldan veli tayin edilen kişiler ancak veli olabilirler. Öğrencinin ağabeyi kendisini veli olarak tanıtıp çocuğun tercih danışmanlığı ile ilgili süreçte görüşmek istemiş okul müdür yardımcısıyla. Okul müdür yardımcısı da mevzuatın gereği olarak kendisiyle görüşemeyeceğini ifade etmiş. Anne ya da babanın mutlaka gelmesi gerektiğini ifade etmiş. Genç arkadaş bunu kaldıramamış ama mevzuatın gereğini ifade eden okul müdür yardımcımızın bundan dolayı maruz kaldığı şiddeti de biz hazmedemiyoruz. Allah korusun aracında başka bir silah da olabilirdi ya da salladığı bıçak kalbine de isabet edebilirdi ve birkaç ay önce İstanbul'da gördük bir öğrencinin şiddetiyle, kurşunuyla şehit verdiğimiz bir okul müdürümüz vardı. Benzer bir acı durumu yine yaşayabilirdik. Dolayısıyla bunların yaşanmaması için ben Türkiye Büyük Meclisi'ndeki bütün milletvekillerimizden ellerini vicdanlarına koymalarını talep ediyorum. ÖMK yasalaşırken o şiddete dair hükümlerin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini, bu noktada hukuki düzenlemelerin çalışanlarımızı, eğitim çalışanlarımızı, yarınlarımızı hazırlayan eğitimcilerimizi korur nitelikte olması gerektiğiyle ilgili ellerini vicdanlarına koyup o yasaları bir an önce çıkarmaları gerektiğini bir defa daha burada çağrıda bulunuyorum. İnşallah bu son olur. Caydırıcı hükümler gelir. Bundan sonra kimse böyle bir şeye tevessül etmez diye dua ediyorum.